Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 6. sınıf 1. denememizi çözeceğiz. Denememiz 1. üniteyi kapsamakta ve benim hazırladığım sorulardan oluşmakta. Videoyu izlemeden önce denemeyi çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Denemenin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk sorumuzda bir parça görüyoruz ama parçayı okumadan önce soru kökünü okursam zamandan tasarruf etmiş olabilirim. Bunu bakalım belki bu soru içinde geçerli olacaktır. Önce soru köküme bakıyorum. İki soru varmış bu parçayla ilgili. İlk soruda Tesla brushes his teeth after he blabla. Yani Tesla nokta nokta yaptıktan sonra after sonra demek ama then sonra diye düşünüyorum. Yaptıktan sonra ve kendinden sonraki kısmı niteler. Bu bir cümlede olabilir, kelime de olabilir, bir ifade de olabilir. Tesla nokta nokta yaptıktan sonra dişlerini fırçalar. Ne yaptıktan sonra dişlerini fırçaladığını tespit edeceğim bu soru için. Çok da diğer başka şeyleri bulmama gerek yok aslında. İkinci sorunun da soru köküne bir göz atayım. Which of the following questions does not have an answer in the text? Demiş ki aşağıdaki sorulardan Hangisinin parçada cevabı yoktur? Bu soru bize pek yardımcı olmadı zamandan tasarruf edebilmemiz için. Bu soruyu cevaplamak için tüm parçayı anlamamız gerekir. Ama birinci soruyu yaparken ne yaptıktan sonra dişlerini fırçaladığına odaklanmamız gerekiyor ki ya. Hemen ona bakalım. Brush teeth yani diş fırçalama bu aşamadaymış. Ondan önce ne yapıyor? Kahvaltı yapıyor. Dolayısıyla kahvaltıyı yaptıktan sonra dişlerini fırçalar diyebilirim. Şıklarda var mı bu? Evet A seçeneği. Buraya has breakfast'ı getirdiğim zaman Tesla brushes his teeth after he has breakfast. Tesla kahvaltı yaptıktan sonra dişlerini fırçalar. Ve yukarıdaki günlük rutin tablosuna da uygun olur. Cevap A seçeneği. B'de ise spends time in the laboratory. Laboratuvarda vakit geçirmek var. Laboratuvarda vakit geçirdikten sonra mı dişlerini fırçalıyor? Hayır vakit geçirmeden önce dişlerini fırçalıyor. C seçeneğinde sleeps at 1 a.m. Yani saat 1'de uyumak var. Saat 1'de uyuduktan sonra dişlerini fırçalar. Olmuyor zaten tabloda da olmuyor. Ve uyuduktan sonra dişlerini fırçalaması mantıklı da değil aslında. Has dinner and reads books. Yani akşam yemeği yedikten ve kitaplar okuduktan sonra bakıyorum o aşamalardan sonra mı? Hayır, onlardan çok daha önce. Şimdi diğer sorumuzu çözebilmek için parçayı anlamak gerekiyor. Orada belli bir bilgi bizden istenmemişti. Soruların hangisi cevabıdır denmiş. Cev hangi soruların cevabı yoktur denmişti. Bakalım get up at 5 am. Tesla saat 5'te uyanıyormuş. Get up uyanmak. Feed the pigeons. Pigeon güvercin demek. Güvercinlerini feed besliyormuş güvercinleri beslemek do exercise and have a shower egzersizler egzersiz yapmak shower duş duş almak have breakfast kahvaltı yapmak brush teeth diş fırçalamak spend time in the laboratory laboratuvarda vakit geçirmek spend time vakit geçirmek demek feed the pigeons yine güvercinleri beslemek var have dinner akşam yemeği yemek read books kitaplar okumak sleep at 1am yani saat 1'de uyumak Şimdi gelelim hangi sorunun cevabı yok. A seçeneğinde what time does Tesla get up in the morning? Tesla sabah saat kaçta uyanır? What time saat kaçta ya? Saat kaçta uyandığının cevabı var mı? Var. 5 am. Sabah saat 5'te uyanıyor. Dolayısıyla A şıkkımı eledim. B seçeneğine bakalım. Does Nikola Tesla have lunch? diyor ki Nikola Tesla öğle yemeği yer mi? Paragrafa bakıyorum. Öğle yemeği yok. Bu bu sorunun cevabı olmadığı anlamına gelmez. Bu sorunun cevabı no yani hayır. Çünkü günlük rutininde öğle yemeği yemek yoktu Nikola Tesla'nın. Öğle yemeği yemiyordu ve Nikola Tesla öğle yemeği yer mi sorusunun cevabına hayır diyebilirim. Sorunun cevabı olumsuz olsa bile bu sorunun cevabı var. Bu da gitti. How many hours does Tesla sleep in a day? How many kaç demek ya da kaç tane? Diyor ki Tesla bir günde kaç saat? Hour saat demek. Kaç saat uyur? Kaç saat uyuduğunun cevabı var mı? Saat 1'de uyuduğunu biliyorum ve 5'te uyandığını biliyorum. Dolayısıyla 4 hours. Yani 4 saat uyuyordur. Bunun da cevabını bulabiliyorum parçada. D seçeneğine bakalım. What does Tesla do in the laboratory? Tesla laboratuvarda ne yapar? Tesla'nın laboratuvarda ne yaptığı parçada yer almamakta. Laboratuvarda vakit geçirdiğini biliyorum. Parçada bu yazmakta ama ne yaptığı yazmamakta. Dolayısıyla cevap. Cevabım D seçeneği. Hemen sıradaki sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Zeynep takes care of her pet on bla bla. Take care. ilgilenmek demek. Bakımını üstlenmek demek. Bakmak ona demek. Yani diyor ki Zeynep evcil hayvanına nokta nokta zamanlarında bakar. O zaman onunla ilgilenir. Tabloya baktığım zaman daha doğrusu yukarıdaki şu notlara Saturday ve Sunday var. Yani cumartesi pazar. Yani hafta sonu ilgileniyormuş. At 7.15 am or quarter past 7 am. Yani saat 7'yi çeyrek geçe. Yine onunla ilgileniyormuş. Şıklarda hafta içi değil hafta sonu bulmam lazım. Yani weekend bulmam lazım. Çünkü cumartesi pazar. Weekday yani hafta içi olanları eleyebilirim direkt. A ve C seçeneğim gitti. Hafta sonu olanlar. B ve D. Ayrıca 7'yi çeyrek geçe past olması lazım. Yani quarter past seven. O da B seçeneğinde var. D seçeneğindeki quarter to seven yani yediye çeyrek kala. Şuradaki to kala demekti ya. D seçeneğini zaten bu sebeple eleyebiliyorum. Cevabım B seçeneği. Ayrıca şıkların sonlarında in the morning ve in the evening var. In the morning sabah, in the evening akşam. Burada am var. Am varsa öğleden öncedir yani sabahtır. PM olsaydı öğleden sonra yani in the evening akşam diyebilirdim. According to the pictures above which of the following is correct denmiş dördüncü soruda. Diyor ki yukarıdaki resimlere göre picture resim demek above yukarı yukarıdaki according to e göre yukarıdaki resimlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur correct Doğru demek. Bakalım after Fatih brushes his teeth he has breakfast. Diyor ki Fatih dişlerini fırçaladıktan sonra after Fatih brushes his teeth he has breakfast. Kahvaltı yapar. Dişlerini fırçaladıktan sonra mı kahvaltı yapıyor? Hayır, fırçalamadan önce yapıyor. Bu şık gitti. Before Fatih drives the car he reads a book. Fatih araba sürmeden önce bakın before'den önce demek ya kitap okur. Araba sürmeden önce mi kitap okuyor? Hayır. Araba sürdükten sonra kitap okuyor. Dolayısıyla B seçeneği de gitti. Fatih has breakfast before he brushes his teeth. before kendinden sonra niteliyor ya. Mesela A, B, A ve B seçeneğinde after ve before zaten cümlenin başında geldiği için kafa karıştırıcı değiller. Zaten direkt kendinden sonraki ifadeler var. Kendinden önce bir şey yok. Ama C ve D de öyle değil. Bakın before he brushes his teeth dişlerini fırçalamadan önce Fatih kahvaltı yapar. Bakıyorum dişlerini fırçalamadan önce kahvaltı yapıyor. Doğru. Cevabım C seçeneği. D seçeneğine bakalım. Fatih drives the car after he reads a book. Fatih kitap okuduktan sonra araba sürer. Kitap okuduktan sonra değil, kitap okumadan önce araba sürüyor. Dolayısıyla D de yanlış oluyor. Sıradaki soruya bakalım. Beşinci soruda Ali blah bla, every at tempest, ten past ten o'clock in the morning. Ali her sabah saat diyor, onu on geçe sabahları nokta nokta yapar. Boşluğuna geleceğini fotoğraftan bulacağız. A seçeneğinde listens to music yani müzik dinler. Bakıyorum müzik dinleme uymuyor. B seçeneğinde attends a traditional dance course. Traditional geleneksel course zaten kurs. Diyor ki geleneksel bir dans kursuna katılır. Attend katılmak bu da uygun değildir. C seçeneğinde play plays with his cat bıdık. Diyor ki kedisi bıdık ile oynar. Yine fotoğrafta oynadıklarını göremiyoruz. Bu da yanlış. Takes a nap. Take a nap uyumak demek, kestirmek demek, bir süre hani şekerleme yapmak demek. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Takes a nap kestirir, bir süre uyur. Cevabımız D. Altıncı sorumuza bakalım. Önce yine soru kökümü okuyorum. Which of the following is the correct order of the sentences in the conversation above denmiş. Yani yukarıdaki diyalogtaki cümlelerin doğru sıralanışı hangisidir diye sorulmuş. Anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir diyalog yapacağız. Burada şıklardan da ilerleyebilirsiniz bu tarz sorularda. Ufak tefek ipuçları da işinize yarayabilir. Bunlar da yeri gelince değineceğiz bu soruda. İlk cümlemiz bir olması gerekiyor böyle bir göz attığımız zaman. Çünkü diyor hey Jax how do you spend your weekends? Merhaba Jax hafta sonlarını nasıl geçirirsin? How nasıl demekti? spend your weekends hafta sonunu geçirmek diyor. Hafta sonlarını nasıl geçirirsin? Bunun cevabı bunu açıkladığı söylediği bir şık olması lazım. Burada zaten birden sonra ikinin gelmeyeceği mesela çok bariz. Çünkü nasıl diye yapılmışsa bir soru nasıl hafta sonlarını geçirirsin? Hayır diye cevap verilmez. Türkiye'de de bu şekilde olmaz. Yani düşünün nasılsın? Hayır. Bu şekilde olmaz ya da evet de olmaz. Kesinlikle tabii ki bu tarz cevaplar da olmaz. Ben bu şekilde birden sonra ikinin gelmeyeceğini tespit edersem ve ilk cümleminde de bir olduğunu tespit etmişsem öncesinde direkt cevabı D diye bulabilirim aslında. Çünkü birden sonra ikinin gelmeyeceğini biliyorum. Birle başlayan başka şık da yok. Cevabım D olur. Ve şu an sağlamasını yapalım. Diyor ki nasıl geçirirsin hafta sonlarını? O diyor ki I get up very late. Çok geç uyanırım. Have a big breakfast with my family. Ailemle büyük bir kahvaltı yaparım. And rest all day on Saturdays. Ve cumartesileri tüm gün dinlenirim. Cumartesileri çok geç uyandığını, ailesiyle büyük bir kahvaltı yaptığını ve tüm gün dinlendiğini söylemiş. All tüm demek, her demek. Tüm gün uyurum. Dinlenirim daha doğrusu rest. And I play computer games, ride my bicycle at the park and do my homeworks on Sundays. Ve pazarları, pazar günleri, bilgisayar oyunları oynarım, parkta bisikletimi sürerim ve ev ödevlerimi yaparım. Hafta sonu nasıl geçirdiğine cevap vermiş oldu. Sonra do you run a rent at home diye sorulmuştur. Yani evde getir götür işlerini yapar mısın? Ufak tefek işleri halleder misin? Run a rent ufak tefek işleri yapmak, getir götür işlerini yapmak. Bunun cevabı da no, hayır, my brother does. Benim erkek kardeşim yapar. Cevap D seçeneği oluyor. 7'ye bakalım. Which of the following does not complete the conversation above? Diyor, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz. Complete tamamlamak demek burada olumsuzluk ifadesi var. Not hangisinin diyaloğa yerleşemeyeceğini bulacağız. Burada da cevaplardan ilerleyeceğiz. Ece demiş ki I walk or take the bus. Ben yürürüm ya da otobüse binerim. Böyle bir cevap vermişse bu cevabın sorusunu olur? How do you go to school? Okula nasıl gidersin? diye sormuştur. O da yürürüm ya da otobüse binerim demiştir. Yani ilk boşluğumuza C geliyor ve C şıkkını elemiş oluyorum. Yes, I do the ironing and water the flowers denmiş sonra. Evet, ben ütü yaparım ve çiçekleri sularım. Biz az önceki soruda ne demiştik? Evet diye cevap verilmişse bir soruya bu soru what, when, who, which, how, how often, how many, how much gibi soru zamirleriyle yapılmamıştır. Yani ne, nerede, ne zaman, kim, kimi, nasıl bunlar evet ile cevaplanabilen, hayır ile cevaplanabilen sorular değildirler. Ben sırf buna bakıp geri kalan şıklardaki soru zamirlerine baksam, ilk kelimelere baksam şu boşluğa A ve B'nin gelemeyeceğini tespit edebilirim. Neden? Çünkü A what ile başlamış. Yani ne ile başlamış. B ise why neden ile başlamış. Neden ya da ne ile yapılmış bir soruya evet diye cevap verilemez ki. O yüzden buraya D geliyordur. Yani bakın soruları anlamadan bile bu sorunun bu soruya özel olarak böyle bir imkanım oldu ve yine oraya ne geleceğini bulabildim. Bu şekilde küçük ipuçları, soruları çözebilmemi sağlıyor pek bir şey bilmiyorsam bile. Yine de anlayalım D seçeninde ne deniyor? Do you help your parents after school? Okuldan sonra diyor. Anne babana yardım eder misin? Evet, ben ütü yaparım ve çiçekleri sularım diyor. Ece yine son cümlede, son cevapta ne demiş? I always write my diary before I go to bed. Ben yatağa gitmeden önce daima günlüğümü yazarım. Yani günlüğüme bir şeyler yazarım anlamında diyor. And I listen to my favorite songs in my bed. Ve yatağımda favori şarkılarımı dinlerim. Burada sorunu sorulmuştur. What do you do until you sleep? Until, e kadar demek. Ve kendinden sonra initeler. Diyor ki sen uyuyana kadar what do you do? Ne yaparsın? O da günlüğüne bir şeyler yazdığını ve yatağında favori şarkılarını dinlediğini söylemiş. Buraya da A seçeneği gelir. Onu da oluyoruz. Cevabımız B seçeneği. Peki B seçeneğinde nedenmiş? Onu da anlayalım. Why do you visit your relatives? Visit ziyaret etmek. Relative akraba. Why? Neden? Diyor neden akrabalarını ziyaret edersin? Bu herhangi bir yere yerleşmiyor. Cevaplarda zaten bu soruya uygun değil. Ece'nin verdiği cevaplar. Sekizinci sorumuza bakalım. Yine önce soru kökümü okuyayım. Which of the following questions has an answer in the poster above? Diyor ki aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıdaki posterde bir cevabı vardır? bu kez hangisinin cevabı olduğunu bulacağız. Posterde you're invited to my birthday party denmiş. Diyor, siz benim doğum, günüm, doğum günü partime davetlisiniz. Invite davet etmek demek. 24 March 5 p.m. 24 Mart öğleden sonra saat 5'te. A seçeneğinde what is the date of the birthday party? Date tarih demek. Diyor ki doğum günü partisinin tarihi nedir? Posterde tarihi var mı? Var. 24 Mart cevabım çıktı bile. A seçeneği. Diğer soruları da anlayalım. Where is the birthday party? Doğum günü partisi nerede? Nerede olduğu ile ilgili hiçbir bilgi yok. Bu şıkkımın cevabı yok. Whose birthday party is it and how old is he or she or he? Who, kim demek. Whose ise kimin demek. Diyor ki doğum günü partisi kimindir? ve o kaç yaşındadır? Kimin olduğu ya da kaç yaşına bastığı falan bunlar da yok posterde. Are there any food and or drinks at the party? Diyor ki partide hiç yiyecek ya da içecek var mı? Bunun da cevabı yok. Dokuzuncu soruya bakalım. Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? Bir soru sorulmuş. When is the children's day Atakan? diyor. Çocuk bayramı ne zamandır Atakan? Bakın Children's Day yani çocuklar günü diye çevirmiyorum. Çocuk bayramı yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı soruyor. O ne zamandır Atakan diye sormuş. Atakan da it is on the bla bla nokta noktadadır diyor. Tarihini söylüyordur. Hangisi olduğunu bulacağız şıklarda. 23 Nisan dedik ya bunu bulacağız. 23rd of April Yine bakın 23 yani 23 Nisan. Nisan'ın 23'ünde diyor. April zaten Nisan demek. Cevabım çıktı bile. First of January. Yani ocağın biri. Bir Ocak'ta değil Bir Ocak. Yılbaşı. The second month of the year. Yani yılın ikinci ayında. Yılın ikinci ayı February. Şubat'tır. Bu da uymaz. 29th of October. Ekim'in 29'u. 29 Ekim. Bu da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi değildir. 29 Ekim. Son soruya bakalım. According to the given information and the table which of the following is correct. Diyor, verilen bilgilere ve tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? There are 40 students in our class. Diyor ki sınıfımızda 40 öğrenci var. Bu bizim için önemli bir bilgi. 40 öğrenci oldu. Sorudan anlayacağız neden önemli olduğunu. The teacher asked us about our favorite after school activities. Diyor öğretmen bize okul sonrası favori aktivitelerimizi sordu. Here are the results. İşte, işte sonuçlar. Result sonuç demek. Burada sonuçlar bulunmakta diyor. Bakalım activities. Aktiviteler neymiş? Swimming, yüzme. Number of the students. Yani öğrenci sayıları kaç öğrenci yüzmeyi seviyormuş? 3 öğrenci onların favori aktivitesi yüzme olan 3 öğrenci varmış. Playing basketball, basketbol oynamak 20, 20 öğrenci. Reading books 2, kitap okumak 2 öğrenci varmış. Watching movies 15, yani film izlemekte 15 öğrenci. A seçeneğinde quarter of the students love watching movies. Quarter ya da half sorular şeyde görmüştük ya saatlerde quarter çeyrek demek, half yarım demek. Çeyrek ise burada 40 öğrenci var ya, 40 öğrencinin çeyreği kaç olur? 10 öğrenci olur. Yarısı da 20 öğrenci olur. Burada ne diyor? Quarter of the students öğrencilerin çeyreği. Love watching movies. Film izlemeyi sever. Film izlemeyi seven 10 kişi yani çeyreği mi? Hayır, 15 kişi var burada. Dolayısıyla bu yanlış. Half of the students like playing basketball. Diyor, öğrencilerin yarısı. Half, yarım demek, buçuk demek ya. Öğrencilerin yarısı basketbol oynamayı sever. 40 öğrenci vardı. Yarısı 20 olması lazım. Bakıyoruz. Evet, 20 öğrenci basketbol oynamayı seviyor. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Doğru olanı bulduk bile. C'ye bakalım. Quarter of the students hate reading books. Hate, nefret etmek. Diyor ki öğrencilerin çeyreği kitap okumaktan nefret eder. Kitap okumayı seven iki kişi var. Nefret edenin kaç kişi olduğu tabloda yer almıyor. Bu ikisi dışındakilerin nefret ettiğini varsaysak bile yine yanlış olur. Dolayısıyla C'yi de rahatlıkla eleyebiliriz. Half of the students enjoy swimming. Yani öğrencilerin yarısı yüzmeden keyif alır. Enjoy, keyif almak, hoşlanmak, sevmek. Bunun doğru olması için 20 öğrencinin yüzmeyi seviyor olması lazım. Bu da sadece 3. Bunu da rahatlıkla eğiliyoruz. Evet böylece 6. sınıf 1. denememizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care and always chase your dreams.